Bekir Azar, bir dönemin sonu. Demirel'e yakın isimlerden biriydi. Yıllarca milletvekilliği de yapmıştı. Önceki akşam Boğaz'daki yalısında bizi iftarda ağırladı. Geç saatlere kadar sohbet ettik. Demirel'e en yakın bir isim olarak sizce Süleyman Bey nasıl biriydi diye sordum. Başladı anlatmaya. Isparta'da köyde çobanlıktan gelen biri çadırlarda yaşıyor ve birden kendini üniversite hayatında ve başkent Ankara'da buluyor. Mühendis olarak barajlarda, inşaatlarda çalışıyor, başarılı işlere imza atıyor ve Amerika ile yakın ilişkileri olan bir iş adamı onu keşfediyor. Elinden tutuyor, çok merak ettiği Amerika'ya götürüyor. Hayatında en fazla dört katlı bina gören Demirel, bir anda Amerika'daki gökdelenlerle karşılaşınca şaşkına dönüyor. Çadırlarda yaşayan adam gökdelenler arasında geziniyor. Amerika'ya hayran kalıyor. O seyahatte Amerikalı önemli isimlerle tanıştırılıyor. Döndüğünde Amerika sever iş adamı onu siyasete ve bir gecede de liderliğe taşıyor. Bizi iftarda ağırlayan Demirel'in en yakını kontrol perde arkasında tamamen o iş adamındaydı. Onun kontrolü kimde söylemeye gerek var mı diyor. Amerika gökdelenleri arasında kurulan ilişkileri anlatırken doğduğum kasabadaki komşunun çocuğu geldi aklıma. 60'larda bizim kasabada görev yapan gönüllü Amerikalı öğretmenler okul birincisi olan komşu çocuğunu Amerika'da bedava okutmak için adeta yalvarmışlardı. Ta o zamanlarda köylere kadar girerek kodlarımızı çözen istihbaratçı öğretmenler vardı ülkemizde. Bir Türk generaliyle sohbet ettik önceki gün. Teğmenlik görevi yaparken Türkiye'de bizimle aynı alanda Amerikalı subaylar da vardı. Türk subayları olarak biz sahillere tatile giderken Amerikalı askerlerin tamamı Kars'a, Ağrı'ya, Diyarbakır'a, Siirt, Batman, Patnos'a yaz tatiline giderdi diyordu. Amerika'dan gel, güzelim sahillerimiz dururken Doğu ve Güneydoğu'da tatile git. Matematiğe aykırı bir tercih gibi görünse de tatilde bile bir ülkenin kodlarını çözme görevi verildiyse başka ne yapacaksın? Suriyeli mültecileri ağırladığımız kamplara gelen Amerikalı yardım kuruluşları arasında yeryüzünde sadece Şam'daki bir köyde konuşulan şiveyi bilen yardımsever istihbaratçıların olduğunu yine bir başka Türk generali söylüyordu. Şöyle bir düşünün. Türkiye'de Teksas'ın köylerinde kimler yaşıyor? Hangi etnik yapı ağır basar? Bizde bunu bilen var mıdır? Hadi gelin geçmiş yıllara gidelim ve senelerce bizi dışarıdan yönetenlerin neler yaptıklarına bir bakalım. Bize Demirel'i e anlatan en yakını Bush dönemindeki Amerika ziyaretini anlatıyordu. Bush'la yapılan görüşmede Demirel'in yanında Dışişleri Bakanımız ve o da vardı. Bush o görüşmede önümüze bir harita açtı. Güneydoğumuzu gösteren bir haritaydı. Orada nokta gibi kalan bir köyü gösterdi Bush. Ardından bu köyde 350 hane Kürt, 8 hane ise Türk. Ne işiniz var burada diye sordu. Ta o zamanlarda köylerimize kadar kaç hane, kaç kişi ve kimler kalıyor diye tüm kodlarımızı çözmüşler. Bölme projeleri üretiyorlardı diyordu. Rus elçi Karlov cinayetinde kullanılan FETÖcü polisin soruşturmasını Moskova ile birlikte yürütüyorduk. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan FBI heyeti gelip soruşturmaya dahil olmak istedi. FETÖcü katil polisin bilgisayarında Amerikan elçisi John Basla ilgili araştırma yapmamızı gerekçe gösterdi. Türkiye reddetti. Ama böyle bir araştırma yaptığımızı bile nereden biliyorlardı? Bana sık sık karşılaştığım insanlar neden bu ülkede bu kadar çok hain var diye soruyor. Yukarıda anlattığım uzaktan yönetme ve kodları çözme operasyonlarına maruz kalan bir ülkede tabii ki hainler olacak. Batı bize müdahale etsin diye gidip yalvaracak. Tabii ki işbirlikçiler çıkacak. 90'lı yıllarda eski bakanlarımızdan rahmetli Kemran İnan bu ülkede 200 bin hain var diyordu. Şu anda 2020'ye gidiyoruz. Sadece Bylog kullananların sayısı Kemran Bey'in ifade ettiği rakamı solladı. Bir de bunların Eagle gibi başka programlar kullanan asıl üst düzey yönetenleri var ve FETÖ'cüler dışında Alman mandası, Amerikan mandası hayalleri kuran, çağdaş geçinen batı hayranı monşerler gibi daha çok isim var bu ülkede. Yüz yılı aşkın bir süredir dışarıdan gelip bu topraklara atılan tohumlar tabii ki hormonlu olacak. Ancak ilk defa milli tohum serpilen bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki yüz yılın verdiği zararları hiç kimse bir günde ortadan kaldıramaz. Önemli olan milletin uyanmasıydı ve uyandık. Hiç merak etmeyin gelecek bizim. Bekir Azar takvim